أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلت التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بالآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli takipçilerimiz, bu akşamki sohbetimizin, muhabbetimizin konusu yetim hakkında olacaktır. Mevlam şimdiden ayetleri, hadisleri güzel anlayabilmeyi, hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Duha suresinde buyurulduğu gibi أَلَمْ يَجِدْكَ يَت۪يمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Evet, Yüce Allah bütün fiilleri bir hikmete, bir sebebe bağlı olarak tecelli ettirmiştir. O, hikmeti gereği insanları farklı imkan ve özelliklerde yaratmıştır. Bu sebeple de toplum içerisinde zengin, fakir, hasta, sağlıklı, yetim veya yetim olmayan, güçlü, zayıf gibi kuramlarda insanlar her zaman var olmuştur. Ancak Yüce Allah, anne baba şefkatinden mahrum etmiş olduğu o yetimleri maddi ve fiziki yönden de mahrum bırakmamak için onlar hakkında ayeti kerimeler göndermiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam da hadis-i şeriflerle o anne veya babasız kalan yavruları desteklemişlerdir. Kur'an-ı Kerim içerisinde dolaylı veya bizatihi 21 yerde yetimler anlatılmaktadır. Bu konuda her zaman söylenmiş, okunmuş olan surelerden Duha ve Maun suresi hepimizin malumundadır.
Kur'an-ı Kerim'de Mekke'de nazil olmaya başladığı ilk yıllardan itibaren yetim meselesi ele alınmıştır. İlk vahiylerde de aleyhissalatü vesselam kendisinin yetim olduğu hatırlatılarak onlara daima iyi muamele etmesi gerektiği ayetlerde bildirilmiştir. Sohbetimizin başında okuduğum Duha suresinin içerisindeki o ayeti kerimelerde Mevla Teala şöyle buyuruyor. Elem yecidke yetimen fe ava ve vecedeke dallen fe hada. Seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da sana yol göstermedi mi? Seni ihtiyaç halinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince onu her zaman an buyurmaktadır. Ayet-i kerimede açık bir şekilde ifade ediliyor değil mi? Sakın ola bir yetim gördüğünüz zaman onu hor görmeye, onu aşağılamaya kalkmayın. Evlatlarımızı da bu düstur ile yetiştirmeli, büyütmeliyiz ki onlar da kendi çevresinde veya arkadaşlarında böyle bir insan yetim veya öksüz gördüğü zaman onlara hor muamelede davranmasınlar. Daima onunla birlikte hareket edip onları da kendi oyunlarına, kendi içerisine almaya gayret etmeleri gerekir. Yoksa büyüdüğünde asla yetime saygı göstermeyen bir insan modeli ortaya çıkacaktır. Yine Mekki sure dediğimiz Fecir suresinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kella bella tükrimunel yetim. Siz yetime iyilik etmezsiniz diyerek insanların bizlerin kötü bir davranış sergilediğimizi bildirmiştir. Siz yetime iyilik etmezsiniz diyor ayet-i kerimede. O yüzden kendimize çeki düzen vererek eğer etrafımızda varsa yetim veya öksüz veya dul insanlar mutlaka onlara yakın durmamız, onlarla irtibat halinde olmamız lazım ki birazdan da zikredeceğim hadis-i şerifte çok önemli olduğunu anlayacağız. Maun suresi diye bildiğimiz Eraytellezi yükezibu bittin suresinde burada da Mevla Teala yine yetimle ilgili şöyle buyuruyor. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Her namazda belki de okuduğumuz bu sureler Eraytellezi veya Maun suresi veya Vezduha velleyli izâ secâ her rekatlarda okuduğumuz bu surelerde Mevla Teala içerisinde bizlere neler anlatıyor değil mi? Bir insan namazlarında bunu okuduğu halde evinde yetim birisini, öksüz birisini barındırıyor da hala ona kötü davranıyorsa bu insanın hali çok kötü olacaktır. Yine Maun suresinde Allah Teala ne buyuruyor ayet-i kerimelerinde? Onların vay o namaz kılanların haline ki o kılmış oldukları namazları onların suratlarına çarpacağız yarın ahirette. Niye? Çünkü hiçbir harbiye kıymeti yok. Yetimlerle olan bölümde de görüyorsunuz değil mi? Sizler diyor yetimi koruyup gözetmezsiniz. Sizler onlara saygı göstermezsiniz diyor. Sizler kötü, çirkin iş yapıyorsunuz diye bizlere Allah-u Teala çeki düzen vermemiz için ayeti kerimelerinde bunları bildiriyor. Yetime iyilik konusundaki Mekki ayetlerden diğerlerine bakacak olursak فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ buyuruyor Beled suresinde Mevla Teala. Yani zor geçidi aşmak olarak tabir ediliyor. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ zor geçidi aşmak, yani onlara yardım etmek. Baktığımız zaman annesi yok veya babası yok olarak tasvir edebiliriz. Ama ona bir insan suretiyle baktığımız zaman
ona bir emanet gözüyle baktığımız zaman asla yapacak olduğumuz harcamalar, ona yapacak olduğumuz maddi veya manevi yardımlarımız bize ağır gelmeyecektir. Zaten de gelmemesi gerekir. Çünkü bizler peygamber ümmetiyiz. Çünkü bizler peygamberin de yetim ve öksüz olduğunu biliyoruz. Aleyhissalatü vesselam hadisi şeriflerinde bizlere nasıl bildiriyor? Kim yetime yardım ederse, parmağını şöyle kaldırarak, birleştirerek, ben ve o kişi yarın ahirette böyle olacağız buyuruyor Aleyhissalatü vesselam. Bu hadisi şerifinde de yine anlıyoruz ki yetime, öksüze yardım etmek çok büyük sevap getirdiği gibi bizim de dünya ve ahiretimizi kurtarmamıza vesile olacaktır. Mekke'de nazil olan ayetlerde daha ziyade yetime iyi muameleyi teşvik eden, kötü muamele edilmemesi gereken ayetler zikrediliyor. Mekke'de indirilen bu ayetlerde. Ama Medine'de indirilen yetimle ilgili olan ayetlerde ise onların mallarına tecavüz edilmemesi, istikbale hazırlanmaları konularında da kesin emirler, daha düzgün tedbirler alınması gerektiği bizlere bildiriliyor. Evet, bu ayeti kerimeler bağlamında bir insanın yanında yetim birisi var da ona ailesinden yüklü bir miktarda para kaldı ise, ona miras taksiminden düzgün bir meblağ gönderildiyse ve ona bakan kişi bunu yemeye başladıysa, bu kişi yarın ahirette asla hesap veremeyecektir. O yüzden yanımızda yetim veya öksüz fark etmez, kimsesiz olan böyle insanları barındırdığımız zaman çok dikkat etmemiz gerekir. Çünkü tehditler ve müjdeler açıktır. Estaizu billah. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا Mevla Teala Nisa suresinde bizlere şöyle bildiriyor. Miras taksiminde yakınlar, yetimler ve düşkünler bulunursa ondan onlara da güzel sözler söyleyin, oradan onlara da pay verin diyor ayet-i kerimede. Miras taksim edeceksin. Eğer akraban içerisinde yetim varsa bir pay da ona çık diyor. Böyle yapman daha güzeldir. Ayet-i kerimede verin denmesinden maksat, bazı alimler bunu nedb olarak, yani güzel bir iş, güzel bir faaliyet olarak algılarken, diğer bazı alimler ise bunun emir olduğunu, insanlara vacip olduğunu söylemişlerdir. O yüzden bizler buradan da anlıyoruz ki onlara yapacak olduğumuz her türlü yardım bizim hayır hasenat haznemizin dolmasına vesile olacaktır. Evet değerli takipçilerimiz, yetimlerin ve kimsesiz çocukların himayesi, onların bakımı çok önemlidir. Elbette ki evlat edinme müessesesinin kaldırılmasından dolayı onları kendi nüfusumuza kaydettiremiyor olabiliriz. Ama bu demek değildir ki bizler onlara yardım etmeyi keseceğiz. Hayır. Belki nüfusumuza alıp evimizde mahremiyetlikten dolayı barındıramıyor olabiliriz. Ama mutlaka onlara maddi manevi yardım yapmamız gerekmektedir. Özellikle yakın akrabamızda böyle kişiler varsa mutlaka gayret sarf etmemiz gerekiyor. Evet, evlatlık müessese tabi kaldırıldığından dolayı diyoruz. Bunu da Mevla Teala Ahzab suresinin 4. ayeti kerimesi ile kaldırmıştır. Ardından gelen ayette de evlatlıkların evlat edilenlere değil asıl babalarına nispet edilmesi gerektiği için, o kişiyi aldığımızda kendimize kaydettirdiğimiz zaman onun nesebi değişmiş olacak. Nesebi değişmesin, bozulmasın diye o yüzden kendi nüfusumuza kaydettiremiyoruz.
ayetlerde de hadislerde de yine şunu görüyoruz ki insan nesli, insan ırkı korunmak için yapılmıştır her ne yapıldıysa. Eğer Mevla Teala böyle bir yolun önünü kesseydi, buna caizlik, cevaz verilmiş olsaydı, böyle yetim ve öksüz kalan çocukların nesebi değişecekti. Birkaç nesil sonra kimin hangi nesepten geldiği, hangisiyle akrabalık bağının olduğunun asla bir önemi kalmayacaktı. O yüzden evlat edinme olmasa dahi onları evlatlarımız gibi Peygamberimizin müjdesine nail olmak için, Allah'ın emrini yerine getirebilmek için canı gönülden severek, kendi yapacağımız harcamalara onları da dahil ederek onların gönülleri almamız, onların gönüllerini hoşnut etmemiz gerekiyor. Yetime her zaman iyi muamelede davranmamız gerektiğini tabii ki şu hadis-i şerifle de daha iyi anlamaya çalışacağız. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur: ben ve yetimi himaye eden kişi yarın ahirette birlikte olacağız. Bir diğer hadis-i şeriflerinde ise şöyle buyurmuştur Aleyhissalatü vesselam: kocasız kadınlarla yoksulların işlerine yardım eden kimse Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap kazanır. Yani ravi burada şunu söylüyor: Hazreti Peygamber o kimse tıpkı geceleri durmadan namaz kılan, gündüzleri de hiç ara vermeden oruç tutan kimsenin sevabına erişir buyurmuştur. Yani dul ve yetime, öksüze yardım ettiğin zaman alacak olduğun sevabı görüyoruz değil mi değerli takipçilerimiz? Bunlar boş meseleler değildir. Bunların altını çizerek hayatımızda düstur edinmemiz gereken bir önemli hadis-i şeriflerden olduğunu anlamamız gerekir. Evet, konumuz yetimdi, yetime önem vermekti. Mevla Teala bizleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yetim ve öksüz olduğu gibi etrafımızdaki yetim ve öksüzlere de aynı Aleyhissalatü Vesselam'a yardım ediyormuş gibi muamele edebilmeyi nasip eylesin. Onları her daim bizlerin koruması altına verdiği için Mevla Teala'ya sonsuz hamdü senalar etmemiz gerekiyor. Çünkü bizler onlar sayesinde sevap haznemizi dolduracağız. Belki de onların duaları sayesinde kurtuluşa ereceğiz. Mevlam gecemizi şimdiden hayırlı, mübarek eylesin. El-Fatiha.